Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Hep birlikte Türkiye olacağız. I was 16 when the planes started bombing the presidential palace in Santiago, and the tanks rolled into the city in 1973. The coup in Chile was my political awakening, and I was shocked by what people were capable of doing. Mass arrests, widespread torture, and young people who simply disappeared. Augusto Pinochet's fascist regime showed no mercy when it toppled the elected government of Salvador Allende. But the coup had another consequence. Tens of thousands of people fled the country. Some came to Norway. Chileans moved into my neighborhood and became my friends. President Erdogan's speeches bring back all those early memories. Once again, thousands of refugees are flooding into Europe, this time from Turkey. Once again, there are mass arrests and widespread torture. Recep Tayyip Erdogan has ruled Turkey since 2002. In his initial years, he brought growth and stability, until he slowly tightened his grip and eventually dominated the country. This change became clear on the evening of July 15, 2016. I was in Turkey at the time. A warm and peaceful summer night that was suddenly interrupted by the news of tanks in the streets of Istanbul and Ankara, and a possible military coup against President Erdogan. We have some breaking news coming into CNN right now. Chaos in Turkey. The Turkish prime minister is saying that the military in his country has taken illegal action against its own government. What we know is that gunfire has been heard in the streets. Military jets are conducting low flyovers over the major cities of the country, and bridges over the Bosphorus have been shut by the military. At first, it was like deja vu. Chile all over again. For Turks, it brought back memories of earlier coups in Turkey in 1960, 1971, and 1980. But slowly, but surely, people began to wonder, what is this really? It didn't seem like an ordinary military coup. The whole world has heard President Erdogan's official explanation as to what happened on the evening of July 15 and who was responsible. Now, I am going to tell a different story. The coup attempt in Turkey can be called the Battle of the Bosporus Bridge. Despite various military actions around the country, like the bombing of the parliament in Ankara and the shooting at the hotel in Marmaris, where the president was staying that evening, the drama on the bridge in Istanbul has come to symbolize the coup. This narrative has become so strong that the bridge has since been renamed the July 15 Martyrs Bridge. Around 9 p.m. on July 15, something happens in the Turkish military. A handful of soldiers
and a few tanks are sent out into the streets to block one lane of the Bosporus Bridge. For 3 years, we've worked intensively to try to understand what really happened. Despite a wall of silence, propaganda, and misinformation, we've managed to find people who are willing to talk. Henry Barkey is a professor and the foremost expert on Turkey and the Middle East in the US. He's been an advisor to the State Department, written books on the topic, and was just outside Istanbul during the coup. On July 15, 2016, I was in an island called Büyükada. I was running a conference on Iran and its neighbors. But then I started getting phone calls from the BBC, CNN, saying there's a coup going on in Istanbul. What do you think? What are you saying? I said, I have no idea. I was at the network at CNN Turk. My show finished at 9. I got home, then I turned on CNN Turk and I saw there are soldiers closing the bridge, the first bridge, the Atatürk Bridge. And I was like, what? Hangi akılla bilmiyoruz. Köprüden başladı darbe ki böyle bir şey olmaz. Ve köprünün tek yönü kapatıldı. Bu da çok saçma. Darbe halka karşı yapılmaz, yönetime karşı yapılır. Ve ilk olarak darbecilerin yapması gereken ilk şey ülke yönetimindeki isimleri enterne etmektir. Ama biz o gece köprüde bir şov gördük. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere. Hiçbir hükümet yetkilisi o gece tutuklanmadı. I lived through many coups in Turkey, but this was unique. This is a coup that took place at 9 p.m. on a Friday night, the peak rush hour in Istanbul. Anybody who knows Istanbul knows that it takes you hours to get through the bridge. This is not the way you do a coup. So we all knew that this was a little bit fishy from the beginning. The coup plotters looked like they don't know what they were doing. If I was a commander who wanted to plot a coup, first of all, I would cut the internet. Many of those soldiers were cadets. They were not even proper soldiers. Köprüye götürülen asker ve öğrencilere bir IŞİD saldırısı olacağı konusunda ihbar alındı ve işte köprüde güvenlik alacaklarına. Geçen saatler içinde bunun olmadığı anlaşılınca zaten iş çözüldü. The soldiers have now held the bridge for several hours, without incident. But then, around 12:30, Erdoğan broadcasts his now infamous FaceTime interview, where he says he knows who is behind the coup attempt and encourages people to take to the streets and fight the soldiers. Milletime de bir çağrı yapıyorum. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. This is when the real drama begins. Shortly after the president's broadcast, people head for the bridge. Some of these people are ordinary civilian supporters of Erdoğan. But most of them are surprisingly well prepared. I don't know how these people were organized, but they had batons in their hands. And once they came, then the atmosphere have changed. The Turkish police are there, but do not seem interested in stopping the crowd. Anyone familiar with the Turkish police knows that this is unprecedented. Askeri ara askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa
ben canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Aç abi. Ben aç abi. Ben geçerim. Evet hadi ben de geçerim. Ben geçerim. Hadi abi. Arabalar da haydi. Araba. Bir insan bir kere ölür. Bir kere adam gibi. Arabayla kim var? Arabayla. Araba. Ben ölmeye hazırım. Gelsinler. Bir kalabalık geliyor askerin üzerine doğru ve ilk gelenlerde genellikle bu AKP'nin bir takım militanlarının olduğunu da gördük. Yani onların da işte kıyafetleri, saç sakalları biraz hani IŞİD'i andırıyordu. Who are these people? And more importantly, who do they work for? AKP'nin bir vurucu bir güç oluşturduğunu, eli silahlı ve bunlar iktidarın başı derde girerse sahaya inecek, sokağa çıkabilecek bir kitle oluşturduğunu duyuyorduk. İşte bu Sadat gibi örgütlerden kurulmuş bir takım adamlar çünkü başka izahı yok bunun. The young soldiers defend themselves as best they can. But they are vastly outnumbered and don't want to fire on the civilians. As night turns to morning, the soldiers lay down their weapons and surrender to the police. Now, the real nightmare begins. Because these men have no intention of letting the young soldiers get away. The police politely step aside. Sivil olarak üzerlerinde hiçbir şey yok. Polise teslim olmaya giderken polis köprüde toplanan o kim olduğunu bilmediğimiz adamları önlerini açıp serbest bıraktı. Ve onlar da gittiler. Linç ettiler. Adli tıptan bu şekilde linç edilmiş halde adli tıptan aldım. Oğlum, Harbiyeli oğlum Murat Tekin'in ne suçu vardı? Bu çocuk ne suç işlemiş olması lazım ki bu hale getirilsin? Ben oğlumu bu şekilde teslim etmedim. Ben devletime Harbiyeli oğlum Murat Tekin'i ben bu şekilde sapasağlam teslim ettim. Yani cesur, böyle sert yapılı değildi. Çok merhametliydi Murat. Yani öyle yaratılışı vardı Murat'ın. Bu askeri okulu hani tercih etti. Aslında askeri okulu kaldırabilecek bünye yapılı görünmüyordu ama çok başarılıydı. Orada bulduk. Yani teşhisini daha zor yaptık. Yani çocuğun belli bir yerlerinden örneğin tırnağı çukurdu yani dişiyle yiyordu. Birincisi oradan tanıdık. İkincisi yüzünde 3 tane ben var fotoğrafında burada. Aynısı yani suratı kara olmasına rağmen, karamasına rağmen o benlerin aynısını gördük. Rahat bir şekilde defnettik.
İnşallah her şeyin açığa çıkacak. Biz de rahatlayacağız, sen de orada huzurlu olacaksın. Why were none of the people who lynched and killed the soldiers on the bridge indicted, when most of the soldiers who survived were sentenced to life in prison? All these soldiers did was follow orders, though from whom we still have no idea. Amaçları o çocukları orada çatıştırmak, polislerle, insanlarla, sivillerle çatıştırmak, orada bu çocukları harcamak. Yani o katiller, katilleri bizim Cumhurbaşkanımız çıkarttı. Ben dedi gece telefonunu aldı eline, halkımı dedi sokağa davet ediyorum. Halkımı dediği de elinde bayrağı alıp da masum halk değil. Onların çağırdıkları genelde Saadat militanları var. Bu Saadat dediğimiz güvenlik elemanları çok eğitimli. Hep onun elemanları. Tayyip Erdoğan'ın o gece çağırdığı katiller ellerinde sopalarla, bıçaklarla, hançer de var, hançerlerle çocuğu çok kötü bir şekilde işkence ederek, eziyet ederek, linç ederekten şehit ettiler. O katiller. The Navy also received orders to leave port that evening due to a possible terror attack. At the same time as the soldiers were ordered to the bridge. The captains on the ships claim that they had no idea they would be accused of being part of a coup attempt. ...15 Temmuz gecesi Gölcük'te diğer tüm gemilere gelen bir bilgi gibi... ...bize de bir sabotaj ve terör saldırısı olduğu bilgisi geldi. Bu bilgi üzerinde baktığınızda da diğer tüm gemi komutanlarının yaptığı gibi... ...aynı reaksiyonu göstererek biz de seyre çıktık. Normalde bunu yapmak için tüm personelin gelmesini beklememize gerek yok. Çünkü gemideki bulunan nöbetçi personel bu işi yapmak için yeterli. Darbenin içinde olsam niye 50 kişiyle seyre çıkayım ki? Gemi 200 kişi. 200 kişi yerine 50 kişiyle seyre çıkmam. İşte bu keşmekeş ortamında birinci öncelik gemilerin emniyetle ve selametle İzmit'ten, Gölcük'ten çıkıp Marmara'da emniyetli bir yere gitmesi olmalıydı ve bu yapıldı. Emniyetli mevkilerde beklemek de kalkıp bize görev verildi, görev yerlerine intikal ettik anlamına gelmez. Yani bir dağılma yeri veyahut da bir mevkiye gidip orada bekleme vesaire gibi bir emir hiçbirimize de gelmedi. Limana dönmek isteyen gemilere sahilden bu VHF telsiz kanallarından anons yapılıyor. Limana dönen gemiler açılacaktır şeklinde. Dolayısıyla emniyetli bir durum yok yani Gölcük Limanı'na dönmek için. Dolayısıyla burada yapılacak en mantıklı iş ve verilen karar da bence makuldü, denizde kalmak. We've gained access to all the logs of the battleships, showing exactly when and where they were in the Sea of Marmara that night. Different and contradictory messages to the ships led to meaningless maneuvers and chaos. None of the battleships fired a single shot that night. Eğer ki ben darbeyi destekleyen birisi olsaydım ve darbeci olsaydım, yapacağım çok basitti. Gemideki mevcut mühimmatla İstanbul'da o etki oluşturmaya çalıştılar diyorlar. O etki öyle böyle oluşturulmaz yani o kadar cephaneyle. Köprü diye bir şey kalmazdı. Ne Osman Gazi Köprüsü, ne Boğaziçi Köprüsü. One of the most fascinating events that night still remains a mystery. Bülent Bostanoğlu was the chief of the Turkish Navy. At 11:11 p.m., when chaos reigned and the officers desperately needed answers, he turned off his phone. While the battleships were out at sea, their commanding officer suddenly disappears.
Saat 23.11 civarı yanlış hatırlamıyorsam. Yani başbakan açıklama yaptığı esnada Bolsonaro telefonunu kapatıyor. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor, telefonunu açıyor. Finally, at 1:17 a.m., he turns his phone back on again. When the so-called coup attempt was already over. What was Bostanoğlu doing in the meantime? According to his own testimony, he sat in a car in a parking lot in Istanbul and waited, while the entire country was in chaos. Deniz kuvvetlerinin bir numarası. Yani artık hayatını feda edecek bir noktaya gelmişler. Dört yıldız bitmiş artık, bundan sonrası yok. Yapacakları tek bir şey vardı, tek satır mesaj. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hiçbir şekilde bu girişim veya hususun içinde değildir. Demiş olsaydı ve bu mesajı da bir şekilde gönderselerdi, yani gönderme yöntemi var, çok basit yani. Bu iş biterdi. Then, at 9:06 that morning, he ordered the fleet of ships back to port. Bu karmaşa sabaha kadar devam etti. Ne zaman ki sabah Bülent Bostanoğlu'nun mesajı geldi, bu size bir rahatlık veriyor. Tamam diyorsunuz ya, en azından birisi emir verdi, şükür. Ama geri dönerken, ya yakalanacak mıyım, tutuklanacak mıyım, gözaltına alacak mıyım vesaire, böyle bir korkum olmadı çünkü herhangi hatalı bir şey yapmadım. Yani tamamen gemi emniyeti ve personel emniyeti için seyre çıktık. Gemimizi emniyetli bir şekilde belli bir alanda bulundurduk. Diğer gemi komutanları da aynı şekilde. Limana döndük, bağladık. Bostanoğlu since became a hero and is now retired. Apparently, the Navy neither participated in nor hindered the coup attempt. Like the soldiers on the bridge, all the ship captains and their crew did was follow orders. Nevertheless, more than 2,500 Navy officers and soldiers have been either fired or imprisoned. 15 Temmuz gecesi ben yurt dışında görevdeydim. Orada gece geç saatlerde Türkiye'de bir takım garip olayların olduğunu öğrendik. Arkasından ben görevime devam ettim. Bir ay sonra normal görevim planlandığı şekilde bitti ve Türkiye'ye döndüm. Arkasından beni gözaltına aldılar. 7 gün sonra ben savcının karşısına çıktım. Ve bana yöneltilen suçlama Türkiye'de adam öldürmek, adam yaralamak, mala zarar vermek, terör örgütü üyesi olmak. Halbuki ben 15 Temmuz'da Türkiye'de bile değildim. Yani Türkiye'de olmadığım halde sanki Türkiye'de adam öldürmüşüm, yaralamışım gibi gözaltına alındım. Hakkımı aramak için suç duyurularında bulundum. Her defasında bana yasa dışı başka bir yöntemle beni cezalandırdılar. En sonunda ben bu suçlamalarıma, mücadeleme devam edince beni Türk Silahlı Kuvvetleri'nden attılar. After 15th of July, we continue our work 1 or 2 months. Then Turkey called us back without saying any reason. But I learned that a prosecutor started an investigation about us. And then I understood that turning back to Turkey is not a solution. So I stayed here and I'm trying to understand the reason why there's an investigation about me, because at that night, 15th of July, we were here. We didn't participate in anything related with the coup. So why there's an investigation about us? Türkiye'de 15 Temmuz gecesi ne yaptığınız ya da ne yapmadığınız önemsiz. 15 Temmuz'dan önce Türkiye'de 2,5 milyon civarında memur fişlenmiş. Listeler üzerinde çalışmalar yapılmış. Bu çalışmaların arkasından bu 2,5 milyonun akrabaları dahil, banka hesapları dahil,
nerelerde çalıştıkları, hangi okullarda okudukları, çocukluklarından itibaren hangi okullarda okudukları hepsi araştırılmış. Bu geçtiğimiz 2 yıl boyunca da insanlar arasındaki telefon iletişimine, yardımlaşmaya, her şey daha önceden hazırlanmış listeler üzerinden yapılıyor. The day after the queue, they arrested lots of person who are not involved in the queue. So I understood that a process is going on, but that's a different process. It's not related with the queue. They have a list, a long list, and it's a dismissal process. It's a purge process, what I see that. The soldiers and the officers were only the beginning. On the very night that the coup attempt unfolded, the mass arrests began. Within the first 24 hours alone, several thousand people were arrested. How was it possible to begin arresting people so soon? This document from public prosecutor Serdar Coşkun formed the basis for the early arrests. The document is signed 1 a.m. on the night of the coup, meaning in the middle of the chaos. How could the authorities know who was behind a military campaign that was still ongoing without any form of investigation? Upon closer inspection, we find several errors in the letter. It actually describes events that never even happened. For example, troops surrounded the buildings of the National Intelligence Organization MIT in Yenimahalle, Ankara. The personnel of MIT and the soldiers who surrounded the buildings engaged in combat. The Special Forces Command in Gölbaşı was bombed. The Police Intelligence Bureau was targeted by an airstrike. The Ankara Police Headquarters were surrounded and breached by armored units. The Presidential Complex was surrounded. The prosecutor has confirmed that the document is real, but claims that the time of the signing was in fact 7 a.m. That makes it even more suspicious. Why did he write about all these events that never happened? Could it be that the letter was written before the coup so that arrests could begin as soon as possible? In addition to a general and official arrest warrant, lists had to be made of who should be arrested. As many have pointed out, these lists had to be prepared well in advance. I don't know why did they put all of us in that list. Maybe the reason can be we got an education very related with the Western democratic understandings. Maybe they don't want this. Maybe they need that kind of purge, not just in the military, also in police department, in prosecution, judgment system. In every area, they must change the person and they will start to conduct a different policy. I'm not sure. We must talk who prepared that list. There's a person, a party leader, Perinçek. He's saying that we are behind that purge. He's saying that we prepared all that lists. We had to talk to Perinçek to find out more about these lists. Doğu Perinçek is the leader of the Vatan Partisi, which has cooperated with President Erdogan. He has strong connections to Russia, China, and Iran. These connections have made him very influential. Tutuklukları sırasında birçok komutanımız ordu içindeki FETÖ'cülerle ilgili çalışmalar yaptı. Çünkü FETÖ bizi hapse atmıştı. FETÖ is the nickname President Erdogan has given the supporters of preacher Fethullah Gülen. FETÖ stands for Fethullah Terror Organization. Ve hava kuvvetleri,
Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Jandarma'daki FETÖ'cülerin listelerini hazırladılar. Ve o listeleri hatta biz kamuoyu önünde açıkça bizim günlük gazetemiz olan Aydınlık'ta bile yayınladık. Onların listeleri o zaman yapıldı ama yaptığımız liste o gün, o gece, o darbeyi yapanların listesi değil. Ama o listeyle darbeyi yapanlar tam üst üste oturdu. Aynı liste. These lists don't just include the supporters of Fethullah Gülen, also Kemalists, Kurds, Marxists, academics and journalists are now listed as enemies of President Erdogan. Even people who have criticized Gülen for years are now being branded as Gülenists by the president. But who is Fethullah Gülen really? What is certain is that he is a contentious figure in Turkey and that he has lived in exile in the United States since 1999. Those who support Gülen call him a peaceful, spiritual builder of bridges between different faiths. His critics, on the other hand, characterize him as a con man who seeks to control both the market and the state through his interreligious network. You have arrived at your destination. We were curious as to what the preacher himself had to say about the accusations from President Erdogan. Biat edenlerin dışında farklı düşünce gözetilmiyor. Yani efendim sosyal demokrat olabilir, demokrat olabilir, Adalet Partili olabilir, dindar olabilir, Musevi olabilir, Hristiyan olabilir, Alevi olabilir, Sünni olabilir. Ama kim biat ediyorsa onlar onlardan. Onun dışında kalan herkes hasım, düşman. Tabii bu arada en başta bu hareket bağışlayan halk arasındaki ifadeyle günah keçisi olarak ilan edildi. Efendim kimin adı soyadı Gülen'se içeriye alınıyor. What's surprising is that Erdogan and Gülen worked together for 10 years. From the time Erdogan came to power in 2002, they were like brothers in arms. Parti kurmak istediği zaman geldi bana, nasıl yapalım bu meseleyi dedi. Adalet, hakkaniyet böyle, vatanseverlik filan. Bir de Türkiye'de hala askeriyenin ağırlığı var. Bunlarla iyi geçinmek lazım gibi böyle hüsniyetle olumlu şeyler söylemeye çalıştım kendisine. The relationship between Gülen and Erdogan is fascinating in the sense that this was really each making a pact with the devil. Erdogan needed cadres that he didn't have when he came to power, so he brought in the Gülenis. And those two worked exceedingly well together. They had one common enemy, which was the military. But philosophically, they're very, very different from each other. Erdogan is closer to the Muslim Brotherhood, and Gülen is the Sufi tradition that comes from inside Turkey. But then came the divorce. For ever since December 2013, when Gülen supporters supplied proof of widespread corruption in the government and Erdogan's family, Erdogan has sought to destroy the Gülenists. Fakat bu ölçüde meseleyi ileriye götürecekleri, böyle terör örgütü diyecekleri, bir insanın böyle hipnoz yapılması, uyutulması, bunu biliyordum da topyekun bir toplumun esas böyle bir illüzyona tabi tutulması, hipnoz yapılması bu da söz konusu mu? Zannediyorum şu anda öyle bir durum yaşanıyor yani. Böyle inandık önce. Mülaza dairem açıktı Pakir'in. Ama arkadaşlar yani
Onları intihap edin, seçin filan dedi ki o günaha girdik. Belki de şimdi o günahın cezasını çekiyoruz. Böyle güçlü bir muhalefet çıkacağına kadar zannediyorum bu devam eder, bu zulüm devam eder. There is no doubt that Gülenists have had a huge influence on the state administration and the courts. But what about the military? I don't think there were that many Gülenist officers at the high rank. Gülen was trying to infiltrate or trying to put his own people everywhere. So why not the military? But the way the system works in Turkey, you go through so many steps before you become a general that I would doubt very much that there were any high-ranking generals like 3 stars, 4 stars that were Gülenist. Benim Gülenist olduğumu kimse iddia edemez. Lisede okuyorsunuz 4 yıl. Harp okulunda okuyorsunuz 4 yıl, 8 yıl. Ondan sonra mesleğe çıkıyorsunuz. Deniz Kuvvetleri hani o kadar büyük bir kuvvet olarak hesaplamıyor yani Amerika gibi değil yani. Hemen hemen herkes birbirini bilir. Kurmay subayları bile birbirini çok daha iyi bilir yani. Bu anlamda baktığınızda bir şahsın hayat tarzı, yaşam tarzı vesairesinin doğrudan Gülenist bakış açısı içerisinde olup olmadığını çok net görürsünüz. When you look at the 200 officers who were kicked out immediately after the coup, all these Western educated officers, all these who came out from NATO colleges, those are the least likely officers who will be Gülenists. They don't like the Gülenists. I mean, is Fethullah Gülen the primary mover behind the coup? I find that very hard to believe. But it was, again, a gift to Erdogan, because that allowed him to really cleanse the bureaucracy, the police, the judiciary, and this way now he has his own people. And you see the results in many ways. Her olanda hayır vardır anlayışından hareketle de eninde sonunda şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Niye büyük bir lütfu? Çünkü bu tertemiz olması gereken silahlı kuvvetlerimizin temizlenmesine vesile olacak olan bir harekettir. You would think that Erdogan would have solid proof before publicly accusing an organization of terrorism and attempting a coup. But the evidence is flimsy. The main source behind the accusation against Fethullah Gülen is the interrogation of Lieutenant Colonel Levent Türkan. It was the news agency Anadolu that published Türkan's statement a few days after the coup attempt, where he claims that Gülen was behind the coup. The agency had no problem with revealing visible signs of extensive torture from the interrogation. Other than this, there's been nothing else but assumptions and speculations. The Turks say we sent lots of documentation about Gülen, proving that he was involved in the coup, but there is nothing, absolutely nothing there. They're poorly written, they're made up. There is no proof. Several Western intelligence agencies have stated that Gülen had nothing to do with the coup. In an interview with the German newspaper Spiegel Online, Bruno Kahl, the president of the Federal Intelligence Service in Germany, said there was no convincing argument for Gülen's involvement. We contacted Bruno Kahl and confirmed his statement. In his interview, he also says he doesn't believe the coup was staged by the government either. But when we asked him who might then be behind the coup, he declined to comment. So far, no one has answered that question. Whether or not this really was a coup attempt remains unclear. Many believe that Erdogan, together with high-ranking military officers, planned the coup himself, while others believe the coup attempt was simply a golden opportunity for him to get rid of his opponents. What's the truth is hard to say,
But our sources tell us that the government knew of the planned coup well in advance, but still let it happen. Bir kere şunu çok iyi biliyoruz. Tayyip Erdoğan darbeyi önceden haber aldı. Hemen darbenin eşiğinde bana Atilla Uğur, o da önemli bir komutandır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. O geldi ve Fethullah terör örgütünün bir darbe hazırlığı içinde olduğunu ve darbe yapacağını söyledi. Hatta tarih olarak da şunu belirtti. Yani Ağustos başından önce bir darbe girişimi hazırladıklarını FETÖ'cülerin bana bildirdi. Ben de onun üzerine kendisine Yeni Şafak'a onu söylemesini istedim. Çünkü Yeni Şafak Tayyip Erdoğan'a en yakın gazete. Ve ayrıca o sırada Dugin, Alexander Dugin Rusya'dan Türkiye'ye gelmişti. Bana Türk ordusu içerisinde bazı hareketlilikler gördüğünü Rus istihbaratının tespit ettiğini söyledi. O sırada Başbakan Binali Yıldırım'la ve Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki danışmanlarıyla görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmelerde bu Türk ordusu içindeki hareketlilik tespitini aktarmasını, anlatmasını Alexander Dugin'den rica ettim. Ve o görüşmelerden sonra Alexander Dugin'le buluştuk. Sordum ben Alexander Dugin'e, anlattın mı, söyledin mi diye. Evet dedi, söyledim. Yani biz darbenin olmasından önce bildik, öğrendik ve bunu Tayyip Erdoğan yönetimine de iki kanaldan duyurduk. The coup attempt gave Erdoğan almost complete power. He has used this power to make Turkey an increasingly authoritarian regime. Erdoğan rejimi şu an Türkiye'yi bir cumhuriyet olmaktan çıkarıp bir diktatörlüğe dönüştürdü. Türkiye'de medyanın %95'i Erdoğan'ın kontrolünde. Erdoğan'ın dışında düşünen, sağcı, solcu, dinci, dinsiz, laik, cumhuriyetçi, milliyetçi fark etmiyor. Eğer bu düşüncesini bir açıklamaya, eyleme dönüştürüyorsa anında yok ediliyor. Tamamen bir sivil soykırım nesnesi. Orta Çağ'daki cadı avı gibi bir av. Bu sivil ölüm demek. During World War II, refugee routes were established between Norway and Sweden to give rebels and Jews a chance to survive the Nazi reign of terror. Today, similar routes have been established out of Turkey. How many have fled is hard to say, but several hundred thousand have left the country since 2016. Many flee imprisonment, social genocide, and torture. İki kere denedik. Birincisinde çok beceriksiz bir adam vardı. Başkası böyle şişirdi botu. Sonra adamın yaptığı yetmedi, bir de küreği kırdı. Tek kürekle böyle daire çize Türkiye tarafında kaldık. Tamamen heyecan vardı böyle. Oradan bir araba mı çıkacak? Acaba bizi yakalayacaklar mı diye böyle bir stres, bir heyecan basmıştı beni. Yakalansaydık ne olacaktı? Yakalansaydık da ne yapacağız? Yani hapiste yatacaktık işte. Gözaltı süresi uzun ve yorucu idi. 11 gün. Ağustos'ta o 48 kişi gözaltına alındık. Hiç abartmıyorum size. Cenin pozisyonunda yatıyoruz. Cenin pozisyonunda böyle yatıyoruz. Öndeki arkadaşın poposu benim karnımda. Benim bacaklarım onun dizlerinin arasında, böyle bir puzzle gibi. 7-24 aynı ışığın altında. Gece gündüz mefhumunuz olmadan yaşamışsınız. Aç, belki kısmen susuz, sıcakta, pis. Bana orada psikolojik işkence yapılıyordu.
Birgül and her husband both had secure jobs in the Turkish civil service and had nothing to do with the attempted coup. Both were jailed shortly afterwards, and she remained in prison for 10 months. They fled to save their family from persecution and additional arrests. Fiziksel yaşanılan şeyler çok kötüydü. Hani bunları anlatmam beklenir belki ama ben bir anneyim. İlk açık görüş. Ben onu asla unutamam, unutmayacağım. Nail 3 yaşında, bana çok düşkün. Normalde benim dışımda kimseyle kalmamıştır. Hani gitmezdi. Demir kapı açılıyor. Siz içeri gidiyorsunuz. Nail'i aldım, kucağıma aldım, masaya oturttum. Şimdi sarılıyor, öpüyor, yalıyor. Arada da dönüp böyle bakıyor, annem mi diye. Çünkü 2 ay görmemiş neredeyse. Sonra vizit çalıyor. Ayrılmak zorundasınız. Ya bu o benim evladım. Hani o benim evladım. Ben ona dokunmak istiyorum, sarılmak, öpmek, koklamak istiyorum. O kadar özlemiş ki. Ayrılmadı yakalarından, böyle tuttu. Ondan sonra tabii gardiyanlar hadi dedi. Hani vermen lazım artık. Ya ben bir anneyim ve onun ellerini ittim. Birini itiyorum diğeriyle tutuyor. Bunu itiyorum bununla tutuyor. Beni demir kapının aldıkları arkasından ben ölüydüm artık. Ben yaşamıyordum. O orada ağlıyor. Demir kapının arkasında ben de bu tarafta. Yani bir anne için o kadar zor ki çocuğunu böyle yakasından söküp atmak. Ben onu gözyaşlarını unutamıyorum. Daha geçiyor. Lütfen şunun altından geçme. Ben geçirmiyorum. Yaşadığımız şeyleri kabul etmek çok zor. Çalışan bir memurdum. Sadece bir memurdum. İşte bunun yanı sıra anlattığım gibi iki çocuk annesi bir bayandım. Ama şu an bir mülteciyim. The purge after the coup has been relentless. The extent of arrests and dismissals looks more like the Nazi persecution of the Jews in the 30s than a judicial process. Türkiye'nin gittiği yön demokratik bir rejim değildir. Tam tersine Türkiye'nin gittiği yön bir diktatörlüktür. Dinci bir diktatörlüktür. İslamik bir diktatörlüktür. Faşizan bir diktatörlüktür Türkiye'nin gittiği yön. Tayyip Erdoğan'ın sözleri çok açıktır. Demokrasi bizim için tramvay, istediğimiz durakta biz ineceğiz dedi Tayyip Erdoğan. 20 Temmuz'da da indi bu tramvaydan. Onu görmek lazım. Hatta 20 Temmuz'dan önce indi aslında. Bu tramvaydan indi ve kendi rejimini kurmaya yöneldi. Dolayısıyla Allah'ın lütfu derken kendisi için tarihsel bir fırsatın ortaya çıktığını gördü ve bunu gerçekleştirdi zaten. They used this as an excuse to install a one-man regime. Now all the system in Turkey is designed to protect only one guy, which is Mr. Erdoğan. He is the new red line. You cannot say anything against him. You have to act whatever he says. That's the new Turkish state. Let's be clear about that. After the coup attempt, Ahmet Şik was jailed for 16 months. Accused of supporting terrorism after critical articles in the newspaper Cumhuriyet. Bu da bizi çok kanallı, çok gazeteli ama tek sesli bir Türkiye'nin içinde yaşadığımızı gösteren bir örnek olduğunu düşünüyorum onun. Türkiye'nin en büyük medya patronu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Çok büyük oranda özellikle ana akım medya diye tarif edilen bütün basın organları şu an ya iktidar denetiminde ya iktidarın baskısı önünde diz çökmüş durumda. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki tek adam diktatörlüğünün yolunun geçmesinin de en önemli bariyer medyanın dönüştürülmesiydi. Onu sağlayınca, medyayı susturunca toplumu susturmuş oldular. Gazetecilere yönelik açılan davaların emrinin bizzat kendisi ya da kendisinin çevresindeki danışmanları, yani o ekibi tarafından verildiğinden eminim. I have sleepless nights. I mean, what are you going to do? If they want to arrest you, they don't need an explanation. Or they don't need an excuse. If they want to arrest you, they'll arrest you, basically.
The sheer number of people who have been purged and prosecuted is shocking. The coup attempt hasn't only had domestic consequences. Erdogan's power grab and purge has also led to an extensive shift away from the West and towards Russia. NATO-friendly officers have been thrown out of the military and been replaced by pro-Russian. I think a radicalization process is going on in Turkey. When a public become radicalized, they must find an enemy. Now the government is using NATO or Western countries or FETÖ as an enemy. There were two narratives that came out from Erdogan. One was, oh, look, there are these evil, the Gülenists, they're trying to overthrow the regime, and it's time to consolidate around one leader. But there was also a very anti-Western, certainly anti-American message that came out of that coup, saying, we are under attack, not by the Russians, not by the Chinese, right? Not by ISIS, but by the United States and the West. Türkiye için tehdit artık Amerika'dan geliyor. Başka bir tehdit yok ki. Amerika PKK'yı destekliyor. Amerika IŞİD'i destekliyor. Amerika FETÖ'yü destekliyor. Yani onun için Türkiye şimdi Asya'da bir mevzi tutmaya çalışıyor. Asya'da Atlantik sisteminde Amerika'ya karşı özellikle bir direnme mevzisi kurmaya çalışıyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Turkey is now putting distance between it and the European countries, NATO. This is a clue that Turkey is trying to find a new alliance. We are in the process of having a serious crisis with the Turks over the S-400 missiles that they're going to buy from Russia. Turkey is trying to buy from Russia S-400 air defense missiles. Because Turkey is a NATO country and cannot buy any gun system, air defense system from Russia. Niçin S-400'leri alıyor Türkiye? NATO'ya karşı kendini korumak için. Amerika'ya karşı kendini korumak için. Siz NATO silahlarıyla Türkiye'yi NATO'ya karşı koruyamazsınız. Çünkü NATO silah sistemi sonuç itibariyle Amerika tarafından kontrol edilmektedir. Bu silahların istediği an Amerika kullanılmasını kilitleyebilir. O zaman Türkiye ne yapacak? Kendini korumak için Amerika'ya karşı cephe tutacak, Amerika'ya karşı mevzilenecek ve bu stratejinin bir gereği olarak da S-400'leri alıyor. Onun için bu çok önemli. Yani Türkiye, Irak, İran ve Rusya'nın ittifakı karşısında Amerika'nın piyonları. Bu yeni savunma ittifakı zaten hayata geçti. Yeni ittifak kuruluyor değil, kuruldu. Kuruldu. Turkey has the second largest army in NATO after the US. The fact that Turkey's ties to Europe and NATO are weakening and a new alliance with Russia and Iran is emerging has major geopolitical consequences. Furthermore, the country is in the process of joining the ranks of authoritarian regimes. Why do Western leaders remain silent? What's interesting to me is the extent to which the West never once
to confront the Turks directly, whether it's on issues of human rights, whether on issues of the Middle East. Nobody wants to take a chance. Still, the greatest tragedy is the human one. I've personally considered Turkey to be my second home for the past 25 years and have a close relationship with this beautiful and important nation. As for all those who have had to flee after what took place on July 15, 2016, the grief over losing their homeland is almost impossible to comprehend. I mean, I grew up in Turkey. I knew every boat that went between Istanbul and Büyükada. I had my favorite boats. Yeah. I mean, it was just magic. It was magic. Yeah, as I said, my whole history is there. My child says to me that I want to go to Turkey because she knows that it's more sun and she loves sun and she wants to swim. And she says to me that when will we go to Turkey? I'm saying that I don't know. But I'm sure one day this period will be over and we will be able to go to Turkey. Cumhurbaşkanı, ben bunların hepsini gün gelecek Avrupa insan haklarına şikayet edeceğim. Vereceğim. Ben adaleti böyle arayacağım. Bu kadar. Bu iktidar çocuklarımızın geleceğini çaldı şu anda. Büyük oranda gasp etti. Çaldıklarını, gasp ettiklerini geri almak, alamadıklarını da en yaşanabilir hale getirmek çabasıyla bu işin içinde olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok ağır bir süreç bu. Herkesin risk alması gereken bir dönem. Bir hikayemi yazarım, roman yazarım. Yani ilk sözcüğüm bence bu hikaye tamamen gerçektir, yaşanmıştır. Ona olsun can, bilemiyorum. Thank you.